Finans Kafe'de ekonomi gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında %5,94 arttı. Bir yıllık enflasyon %79,68 olarak ölçüldü. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan verilere göre Ocak ayında toptan eşya fiyatlarındaki artış %5,52 oldu. Bu verilerle İstanbul'da yıllık artış toptan eşyada bir önceki yılın aynı ayına göre %80,45, perakendede ise %79,68 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ise 3 Şubat Cuma günü açıklanacak Türkiye enflasyonu için. Reuters'ın 13 kurumla yaptığı bir anket var. Cuma günü açıklanacak. Enflasyonla alakalı beklentiyi aktaralım. Aylık olarak ortalama %3,8'lik bir gerçekleşme olması bekleniyor. Yıllık beklenti baz etkisinin de devreye girmesiyle %53,50'lere kadar düşebileceği yönünde ortalama Türkiye enflasyonunun. Bu arada Türkiye Ziraat Odaları Birliği yılın ilk market fiyatları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında markette 36 üründe fiyatlar arttı. Tarlayla market fiyatı arasında en fazla fark olan ürün elma oldu. Ocak ayında markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %80 ile patlıcan oldu. Ocak ayında markette 42 üründen 36'sında fiyatlar arttı. Fiyatı en çok artan ürün %79,8 ile patlıcan oldu. Patlıcanı %46,6 artışla yeşil fasulye, %44 artışla kabak ve %42,1 artışla salatalık izledi. Elma ise tarladan markete fiyat farkı en fazla olan ürün oldu. Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %248 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %224 ile kırmızı mercimek, %219 ile pırasa takip etti. Üreticide 5 lira olan elma 17 lira 42 kuruşa markette satıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir ürünün değişik marketlerde çok farklı fiyatlardan satıldığına da dikkat çekti. Tüketicileri bilinçli alışveriş yapmaları için uyardı. Tüketicilerimiz fahiş fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamalı, ürün fiyatlarına bu yolla müdahale ederek bu marketleri cezalandırmalıdır. Tüketicilerimizin hayat alışkanlığıyla girdikleri marketlerde fiyatları sorgulamayarak alışveriş yapmaları aile bütçelerine zarar veriyor. Ve imalat sektörü aktivitesi Ocak ayında yükseldi. Sektörde aylar sonra ilk kez daralma yaşanmadı. İstanbul Sanayi Odası Ocak ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini duyurdu. Aralık'ta 48,1 olan imalat endeksi Ocak'ta 50,1 değerine çıktı. Referans değeri aşan veri imalat sektöründe 11 ay sonra ilk kez daralma görülmediğine işaret ediyor. Üretim ve yeni siparişler yılın ilk ayında ılımlı düşüş kaydederken istihdam üst üste 3. ayda da artış gösterdi. Ve Fed yılın ilk faiz kararını bu akşam açıklayacak. Amerikan Merkez Bankası Fed Türkiye saatiyle 22'de faiz kararını duyuracak. Fed'den 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Faiz kararından yarım saat sonra Başkan Powell'ın da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. Yüksek enflasyon karşısında Mart 2022'de faiz artışlarına başlamıştı Fed, hatırlatmak gerekirse. Ve geçen yıl 4 puanın üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirdiğini de gördük. Faiz artış hızını 75'ten 50'ye de düşürdü, ancak politika faizini 15 yılın en yüksek seviyesi olan %4,25-4,50 aralığında da yükseltmişti Amerikan Merkez Bankası Fed, hatırlatmak gerekirse. Bakalım bugün ne tür mesajlar duyacağız akşam saatlerinde Fed'den. Tabii merkez bankaları haftası Avrupa Merkez Bankası'nı da izleyeceğiz. Yarın ayrıca Amerika'dan teknoloji şirketlerinin bilançoları gelecek. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi, bizde ise cuma içeride enflasyon verileri yakından izlenecek. Piyasalarda son duruma baktığımızda borsada %2'yi aşan kayıplar görüyoruz. Dolar stabil 18.80'lerde, euro dolar paritesi 1.08'leri izlerken piyasalar özellikle bugün Fed'le birlikte bakalım nasıl şekillenecek. Bütün bu gelişmeleri takip edeceğiz ve ekonomi
Ekonomiden bir haberi de paylaşalım. Yılbaşından bu yana pek çok sektörde fiyat sabitleme ve indirim kampanyaları düzenleniyor. Ayakkabı sektörü de yeni bir karar aldı. Fiyatlarda %10 indirim yapılacak. Ayakkabı sektörü indirim kampanyası başlatıyor. Yeni yılda önce marketler, ardından diğer sektörler fiyat kampanyalarını duyurdu. Bazı şirketler fiyatı sabitlerken bazıları indirime gitti. Son olarak ayakkabı sektörü %10 indirim kararı aldı. Hem ihracatta fiyat rekabetimizi korumak ve sağlamlaştırmak istiyoruz, hem de iç piyasada özellikle enflasyonla mücadele konusunda da önemli bir girişimde bulunmak istiyoruz. Ayakkabıda indirim çağrısı iki üretici dernekten geldi. İndirim kampanyasını Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği birlikte yapacak. Emtia fiyatları dünyada geriye gelmeye başladı. Navlun fiyatları da özellikle şu anda geriye doğru geliyor. Enerji fiyatlarımızda da özellikle bakanlığımızın açıklamış olduğu sanayideki enerji fiyatlarındaki ve elektrik fiyatlarındaki özellikle indirimlerle birlikte bizler hem yan sanayi hem de ana sanayi üreticileri olarak %10'luk bu farkın bizim sektörümüzün iç dinamikleri içerisinde kalarak çözülebileceğini düşünüyoruz. İndirimler bu ay itibariyle ürün fiyatlarına yansıtılacak. Ve bu bölümde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine bir parantez açıyoruz. DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu ile birlikteyiz. Kemal Bey, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim, hoş tabii bulduk. Tabii Azerbaycan deyince Türkiye için kardeş ülke. Tabii hem tarihi hem de kültürel yakınlığın getirdiği hem ikili hem de böyle çoklu bir ekonomik ilişkimiz var. Ben önce rakamları size sorarak başlamak istiyorum. Nasıl bir ticaret hacminden söz ediyoruz iki ülke arasında? İki ülke arasındaki ticaret hacmini aslında ikiye ayırarak konuşmak gerekiyor. Bir, petrol ve gaz dahil, bir ikincisi de petrol ve gaz hariç. Petrol ve gazı katarsak 2022 kesin olmamakla beraber 6.4 milyar dolar gibi bir ticaret hacmimiz var. Bunu dışarı çıkarırsak aşağı yukarı bizim net bir ihracatçı olarak, ticaret olarak 2.8 milyar dolar civarında Türkiye'nin ihracatı, 0.7-0.8 milyar dolar civarında da Azerbaycan'ın bize yaptığı bir ihracat var. Yani enerji çok büyük bir boyutunu kaplıyor, rakam, onu anlıyoruz gerçekten. Enerji. Enerjiyi dışarıda tutunca biz ne satıyoruz Azerbaycan'a ve onlardan ne alıyoruz enerji dışında? Biz Azerbaycan'dan daha çok pamuk, pamuk ipliği, alüminyum eşya, biraz gübre, ana kalemler bunlar. Azerbaycan'a sattıklarımız ise bir defa her şeyden önce makinalar, beyaz eşya, elektrikli aletler, otomotiv, demir çelik, tıbbi cihazlar, eczacılık ürünleri, onun dışında mobilya, bunlar en önemli sattığımız şeyler. Bunların da aşağı yukarı volümü işte 2022 yılında kesin olmamakla beraber 2.8 milyar dolar civarında. Aslında hem iki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunu düşünecek olursak, yani pek çok açıdan, hem de rakamlara bakacak olursak gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Arada demek ki daha çok fırsat var. Hani hem birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyoruz ama hem de ekonomik anlamda belki de çok iyi tanımıyor muyuz birbirimizi? Yani mesela şu anda sizi dinleyen bir Türk iş adamı orada yatırım yapmak istese nerelerde fırsat var? Bir defa her şeyden önce dediğiniz doğru. İki ülkenin demeyeyim, Türkiye'deki iş adamları Azerbaycan'ı yeterince tanımıyor. Azerbaycan 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak gözüküyor. Ve de dolayısıyla bu ülkede fazla bir yatırım olamayacağı gibi bir yaklaşım var diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bizim de DEİK olarak en önemli görevlerimizden biri Türk insanlarına Azerbaycan'ı anlatmaya çalışmak. Şimdi Azerbaycan'da ne gibi fırsatlar var deyince, Azerbaycan'da her şeyden önce bir 30 yıl süren işgalden sonra Karabağ'ın kurtarılmasıyla birlikte işgalden kurtarılan yerlerde Karabağ ve Doğu Zengezur kısmını kattığımız zaman aşağı yukarı 16 bin kilometre karelik hiçbir şey olmayan ve her şey yapılması istenen bir bölge. Karabağ bölgesi. Karabağ ve işte Doğu Zengezur dediğimiz evet. Bölge. Bu iki bölge 30 yıllık savaştan sonra bağımsızlığına değil tekrar Azerbaycan'a gelmiş. Buralarda hiçbir şey yok. Burada dolayısıyla yapılabilecek o kadar çok şey var ki sıfırdan bir ülke dizayn etmek gibi düşünün. Hem iş fırsatları çok fazla hem yatırım fırsatları çok fazla. Azerbaycan da bunun için zaten ciddi anlamda bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalar özellikle bir takım uluslararası kuruluşlarla birlikte yapıyor. Tahminim bu senenin sonuna ulaşmadan
bir ciddi bir program ortaya çıkmış olacak. Hangi sektörlerde yatırım bekliyorlar? Hangi sektörlerde teşvikler var? Aslında yeni bir PPP kanunu, yeni bir yap işlet devret kanunu çıkardılar. Bunlarla birlikte bunun ötesinde de özellikle Karabağ ve çevresinde çok yoğun miktarda uluslararası düzeyde bir teşvik programı da hazırladılar. Şimdi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi aslında en verimli toprakların olduğu bölge. Burada gıda yatırımları bekleniyor. Gıdaya dayalı endüstri olabilir. En önemli konulardan biri bir takım inşaat materyalleri. Nedir bunlar? İşte yüzey kaplama materyalleri, çatı kaplama materyalleri, onun dışında her türlü seramikler, saniter malzemeleri dediğimiz sıhhi tesisat malzemelerini üreten fabrikalar, pamuk ve pamuk ipliğine dayalı bir takım yatırımlar yapılabilir. Onun dışında lojistik center çok önemli konulardan biri. Böyle bir lojistik center ihtiyacı içindeler. Onun dışında tütün ve tütün işletmeciliği, hayvancılık değil, dolayısıyla deri sanayi. Bu gibi konularda ciddi anlamda bir şey var. Dolayısıyla ihtiyaç var. Ayrıca orada çok yoğun miktarda eskiden kalmış ama çalışmayan hidroelektrik santrallar var. Bunların yeni baştan renove edilmesi veya yeni hidroelektrik santrallar ve sulama için çeşitli yapıların yapılması gibi bir şey söz konusu. Dolayısıyla burada çok büyük bir fırsat söz konusu. Azerbaycan'ın niyeti burada bir an önce bu yatırımların yapılması ve 30 yıl önce göçmüş gelmiş olan 2 milyon insandan en aşağı 1 milyonun istihdam edebilecek bir şekilde bir organizasyonun yapılmasını istiyorlar. Peki yani hem rakamlar bir alınacak yol olduğunu gösteriyor hem de sizin anlattığınız gibi orada ciddi somut anlamda da bir ihtiyaç var. Peki yani iş yapmak kolay mı? Orada mesela iş dünyası hani orada iş yapmak istiyorsa nasıl bir yola başvurmalı? Nereye başvurmalı? Yani size mi gelmeliler? Siz mi yönlendireceksiniz? Orayla böyle yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu Azerbaycan'la? Oradaki iş dünyası da iştahlı mı işbirliği yapmaya? Bir defa oradaki sorunuzun sonundan başlayayım. Oradaki iş dünyası bizimle işbirliği yapmaya çok iştahlı. Dolayısıyla onlar bizden daha fazla buraya gelip burada bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim iş dünyası dediğim gibi pazarı küçük görmekte. Buradaki en önemli konu, bizim anlatmaya çalıştığımız konu şu ki Azerbaycan'la bizim bir serbest ticaret anlaşmamız yok. Bir tercihli ticaret anlaşmamız var ama bu anlaşma da yeteri kadar gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü pek de ticareti yapılmayan kalemler içinde. Bunu genişletmemiz gerekir ama bundan önce bizim oraya yatırımcı götürmemiz gerekiyor. Türkiye olarak, DEİK olarak. Niye derseniz, çünkü Azerbaycan Birleşik Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olarak Belarus, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Rusya gibi bir pazarla bir gümrük birliği var. Ve burası bir 320 milyonluk nüfusa karşılık gelen bir pazar. Ve aşağı yukarı 2020 rakamlarıyla bu pazarın 1.8 trilyonluk bir gayri safi hasılası var. Yani pazar böyle bir pazar. Bu pazara baktığımız zaman orada yapılacak bir yatırımdan hem dışarıdan ithal edecek malzemeler hem dışarıya gönderecek malzemelerde biz biliyorsunuz gümrük birliği nedeniyle çevre yakın ülkelerle, bu bahsettiğim ülkelerle gümrük birliğimiz olmadığı için bunlar da gümrükle bir hem mal gelişinde hem mal satışında gümrük ödemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Ama orada yapılacak bir yatırımda hem ham maddenin gerek Türkiye'den gerekse dışarıdan gelmesinde hem orada verilecek gümrüklerin olmaması hem de dışarıya satarken bu malları gümrük olmaması bence çok büyük bir avantaj. Bunun ötesinde yeni çıkardıkları kanunlarla çok geniş anlamda teşvikler var. Yani bunları şimdi saymakla olacak gibi değil yakın ama. Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu? Yani karşılıklı evet. iki iş dünyasının bir araya gelebileceği bir platform var mı? Şimdi öyle bir platformu devamlı oluşturmaya çalışıyoruz ama şu anda en yakın olarak gördüğüm bu senenin sonu gelmeden Azerbaycan'ın Karabağ'daki ve diğer Azerbaycan'daki aşağı yukarı Azerbaycan'da 10 tane şey var.
endüstriyel parklar ve serbest bölgeler var. Bir tane de şu anda Bakü yakınında Elat'ta çok büyük bir serbest bölge yapıyorlar. Bu bölgelerdeki teşvikleri ve iş imkanlarını bir road show'la burada anlatmayı düşünüyorlar. Buna üstelik üst düzeyde bir katılımla birlikte. Bunu İstanbul ve İzmir'de yapacaklar. Dolayısıyla bu road show'dan aslında çok büyük bir beklentimiz var. Buraya gerçekten büyük yatırım yapabilecek Türk iş dünyasının yetkili kişilerini çağırmak, onları birebir bakanlarla görüştürmek istiyoruz. Bu sonbaharda. Sonbaharda. Çünkü onlar da şu anda bu programla ilgili net ve ciddi bir şey getirebilmek için çok ciddi bir çalışma içindeler. Hatta bunu uluslararası bir takım şirketlerle birlikte hazırlıyorlar. Şimdi tabii aslında hani 2020 bir dönüm noktası oldu. Yani o bölgede kartlar yeniden dağıtıldı. Özellikle Güney Kafkasya meselesi, bu Karabağ Savaşı'nın kazanılmasından sonra hala bir barış anlaşması yok. Yani bir yandan hem ekonomik fırsatlar var, hem de hani siyasetin nasıl etkilediğini de kısacık sormak isterim. Orada Rusya'nın, İran'ın bir parça dahli var bölgede. Nedir son durum? Yani siyaseten gidişat nasıl etkiler? Şimdi benim görüşüm, tabii ki İran'ın bu konuda bir sıkıntısı var. Biz mesela bu sözleşmenin içinde çok önemli bir nokta vardı. Zengezur koridorunun açılması. Bu Zengezur koridorunun açılması durumunda Nahçıvan'la Azerbaycan birbirine bağlanacak. Bunun ötesinde Türkiye'de direkt olarak Azerbaycan'a bağlanmış olacak ve bu yol vasıtasıyla tüm Güneydoğu Asya'ya ve Orta Asya'ya ticaretinde büyük bir faydası olacak. Bu yol olmadan önce biz bu ticaretin aşağı yukarı bu transfer geçişinin %50'sinden fazlasını İran üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla bu İran için pek kabul edilebilecek bir şey değil. Onun için İran bu konuda gerekli her türlü defansı göstermek istiyor. Dolayısıyla bundan dolayı da Ermenilerle bir takım yakın ilişkileri var. Azerbaycan'da bir sıkıntı söz konusu. Aynı şekilde Ermenistan'da bu işi, bu barış anlaşmasını olduğu müddetçe sürüncemede bırakıp uzatmak istiyor. Dolayısıyla mesela şu anda onların da yapılan anlaşmaya göre Han kendinden çıkmaları lazımdı. Henüz çıkmadılar. Dolayısıyla bu Zengezur koridorundan izin vermeleri gerekiyordu. Ama ben er veya geç bundan dönülemeyeceğini artık ve Azerbaycan'la Ermenistan'ın yakın bir zamanda tekrar masaya oturup gerek Rusya'nın gerek de Türkiye'nin dahiliyle bir anlaşma imzalayacaklarını umuyorum, istiyorum. Bu konu aslında Ermenistan için de çok iyi olacak ama bunu Ermenistan'a anlatmak gerekiyor. Çünkü bugün Ermenistan'da her tarafından kapanmış durumda. Eğer böyle bir anlaşma olursa Ermenistan'ın hem Türkiye tarafıyla hem Azerbaycan tarafıyla onun da ilişkileri daha iyi olacak. Dünya barışına da çok büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Rusya'yı da sormuş olayım. Bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı var. Yani aslında hani Azerbaycan'ın belki ambargo nedeniyle Rusya'dan temin edemediği ürünler açısından Türkiye'ye yönelmesi de bir fırsat yaratabilir mi? Ya da nasıl etkiliyor savaş? Öyle sormuş olayım. Aslında savaş hepimizin bildiği gibi hiç güzel bir şey değil. Binlerce insan ölüyor. Ama diğer taraftan da hakikaten Rusya'nın dışarıya açılması için BDT devletlerinin çoğunu bir atlama noktası olarak kullanıyor. Dolayısıyla bu konuda Azerbaycan'ın da gerçekten Azerbaycan üzerinden bir takım mallarını dış ülkelere satıyorlar, gönderiyorlar. Bu Azerbaycan için bir fırsat tabii ki. Zaten bunu rakamlara baktığımız zaman da görüyoruz. 2021 ile 22 arasında kendi ihracatlarında oldukça büyük bir sıçrama oldu. Yani biz Azerbaycan'ı küçük bir yer olarak görüyoruz. Tabii Türkiye ile mukayese edince çok küçük bir yer ama aşağı yukarı 38 milyar, 39 milyara yakın bir ihracatı var. Bunun tabii çoğunluğunu tabii ki petrol ve gaz teşkil ediyor. Ayrıca da buna mukabil 14 milyar dolar gibi ithalatı var ki bayağı ciddi bir anlamda o ülke boyutunda bir ticaret fazlası var, cari fazlası var. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman bu şeyin yakında Şah Deniz 2'nin de devreye girmesiyle birlikte daha da çok artacak. Ama dediğim gibi baştan da Azerbaycan'ın en büyük sıkıntısı ekonomisinin petrol ve gaza bağlı olması. Evet. Petrol ve gazdaki fiyat oynaklıkları bir anda ekonomik dengelerini değiştiriyor. Onun için de bütün çabaları bir Made in Azerbaycan yaratarak bir an önce kendi mallarını veya sanayilerini ayakta tutacak bir noktaya gelmek. Bunun için de ellerinde fırsatlar ve diyelim finans da var. Çünkü uluslararası finans piyasasında oldukça geçerli olan bir ülke. Hiçbir zaman için borçlarında temerrüte düşmemiş.
Dolayısıyla gerek Dünya Bankası, gerek EBRD, gerek EU, bunların hepsinin yakın ilişkileri var. Hepsi de Azerbaycan'la birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla her şey var da işte bir helvayı yapmaya kaldı. Evet, değil mi? Bütün malzemeler var. Evet. Yani karşılıklı istek ve işbirliği arzusu da var. Siz de söylüyorsunuz yani yap işlet kanunu, işte teşvik programları başta olmak üzere bir dizi yeni adım da gelecek anladığımız kadarıyla. Bir de hep biz Azerbaycan deyince gerçekten enerjiyi düşünürdük. Ama anladığımız kadarıyla başta gıda olmak üzere inşaat malzemeleri gibi alanlarda da çok ciddi fırsatlar var. Siz de DEİK olarak işbirliği alanlarını artırmaya çalışıyorsunuz ve sonbaharda bir roadshow var dediniz. Evet. Onun da altını çizmiş olalım. Evet. Kemal Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı yayına, verdiğiniz için. Çok sağ olun. DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu bu bölümde yayın konuğumuzdu. Şimdilik hoşçakalın.